12. yılına girdiğimiz Roboski katliamının bu coğrafyadaki hiç unutulmayanlar, hiçbir zaman adalet arayışından vazgeçilmeyenler arasında olan olaylardan biri olduğunu hatırlatmak gerekiyor ve asla unutmamak gerekiyor. Birincisi bu coğrafyada yaşanan bu yönlü ağır ihlallere dair, bu yönlü ağır suçlara dair soruşturmaların ya da açılan çok az sayıda davaların genellikle cezasızlıkla sonuçlandığını bilmek gerekiyor. Ve bunun sistematik bir politikaya dönüştüğünü vurgulamak gerekiyor. Asla ve kata münferit bir vaka, münferit bir olay olarak değerlendirmedik biz bunu başından beri. Zaten son derece detaylarıyla aslında ortaya konuldu ki bu ağır bir şekilde sonuçlarının önceden öngörülebilecek, bilinecek, önceden bilinebilecek. Ee, ve e, oradaki işte e, çoğunun çocuk olduğu tamamının sivil olduğu ve onlarca insanın yaşamını e, sonlandırabilecek bir eylem bir edim e, olduğunu aslında daha o uçaklar e, havalanmadan önce e, görevliler biliyorlardı. Yani bir kere bunun altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla e, böylesi ağır bir işte savaş uçaklarıyla sivil bir yerleşkenin bombalanmasının aslında orada bulunan çok sayıda insanın yaşam hakkını elinden alan bir sonuca evrileceğini zaten o yetkiye sahip herkes bildiği için de bir kere bunu yetkililerin tabiriyle işte ağır ihmalmiş yok öngörülemeyen bir eylemmiş vesaire gibi tanımlamamak gerekiyor. Dolayısıyla siz böylesine ağır e, bombalarla yüklü savaş uçaklarını havalandırmadan ve e, sivil yerleşke e, boşaltmadan evvel de aslında bunun bilinciyle e, hareket edildiği için hiçbir zaman e, bu suçlarda zaman aşımının e, işletilemeyeceği, işletilmediğini her fırsatta dile getirdik. Şimdi bu sadece kendi yerel mevzuatımızla ilgili bir durum değil. Aynı zamanda Türkiye'nin tarafı olduğu ulusal üstü sözleşmeler bakımından da böyle. Dolayısıyla iktidarların değişiminden bağımsız bir olaydır aslında cezasızlık ve tabii ki biz insan hakları savunucularının, biz hukukçuların cezasızlıkla mücadele pratiği. Dolayısıyla bu aslında cumhuriyetle yaşıt bir sorunsaldır. o sebeple de işte 90'lardan önce de 90'lar boyunca da şu anki iktidar döneminde de her zaman bu coğrafyanın temel sorunsallarından biri olmaya devam etti. En ağırından biriydi. Çünkü cezasızlık devam ettiği sürece yeni benzer suçlar rahatlıkla işletilmeye devam etti. Yani bu işte sivil insanlara dönük öldürme yani kolluğun ateş açma yetkisinden tutalım. Hani bu sadece savaş uçaklarıyla bombalanan bir Roboski'den ziyade ki 90'larda benzer çok şey de yaşandı. Ama öte türlü biliyorsunuz kırmızı ışıkta geçtiği için bile sivil insanlar rahatlıkla polis tarafından işte ateş açılabiliyor ve yaşamlarını yitirebiliyorlar. Ve benzeri, yani listeyi uzatmak mümkün. Buradaki temel mantık, e, iktidar kim olursa olsun failin kolluk olduğu durumlarda kolluğun korunması, failin korunması ve suçun cezasız kalma meselesi olduğu için hiçbir zaman bu coğrafyada ihlaller son bulmadı, bulmuyor ve devam ediyor görüldüğü üzere. Dolayısıyla da nice 12 yıllar geçse de bu mentaliteyi sürdürürse iktidar veya gelecek olan iktidarlar hiç fark etmiyor iktidarın kim olduğu. Maalesef yeni canlar gitmeye devam eder ve sorumlular aklanmaya, hukuk önünde hesap vermemeye devam eder. Dolayısıyla Roboski dendiği zaman bugün milyonlarca insanın kanı buz kesiyorsa, yani hepimizin gerçekten hayatımızda hiçbir zaman unutamayacağımız bir tarihe denk geliyorsa ve o Fotoğraflar, o katır sırtında taşınan gencecik insanların, küçücük çocukların e, paramparça edilmiş e, cesetleri. Bütün bunlar her birimizin, e, milyonların hafızasında silinmeyen izler bırakan karelerdir ve herhangi bir e, olay gibi değerlendirilemeyen e, gruptadır sonuçta Roboski katliamı. Bu sebeple bugün için de yani hali hazırda halen Anayasa Mahkemesi'nde başka bir başvuru var ve hala Birleşmiş Milletler'de devam eden bir başvuru var. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi iştah ters bir karar verdi ve Anayasa Mahkemesi de son derece yanlış ve hukuka aykırı bir karar verdi biz hukukçulara göre. Bu sebeple de kapanmış değil aslında yani bir açıdan ee, devam eden hukuki süreç açısından da aslında kapanmış değil olay. Ama bu bahsettiğim mekanizmaların nihai kararlarıyla bile sonuçlanacak bir süreç değil. Neden? Çünkü dönemin hiçbir askeri, ve e, sivil idare içindeki sivil bürokrasi içerisindeki sorumluların tek bir tanesi biliyorsunuz e, ceza mahkemeleri önünde hesap vermedi, yargılanmadı ve bu şekilde cezasızlıkla sonuçlandırılmak istendi. Bu sebeple Roboski katliamının yıl dönümü vesilesiyle aslında bir kere daha vurgulamak gerekiyor ki Bizim e, temel argümanımız cezasızlıkla mücadeleye ağırlık vermek olmadığı sürece e, maalesef benzer ihlaller yaşanmaya devam edeceği için başta yaşam hakkı olmak üzere hiç kimsenin güvenliğinden söz etmek mümkün olmayacak. Dolayısıyla da bir coğrafyada yaşam hakkı yani son derece kutsal ve dokunulmaz olan yaşam hakkı sistemli bir biçimde bu kadar büyük riskler ve ihlal edilme tehlikesi altında olmaya devam ettiği sürece de siz diğer hak alanlarının hele hele korunmasından hiçbir şekilde bahsedemezsiniz. Dolayısıyla bu herkesin sorunu. Yani Roboski sadece e, Kürtlerin sorunu değil, Şırnaklıların sorunu değil bir bütün olarak aslında e, Türkiye'nin tamamının sorunu bunun adaletle veya adaletsizlikle sonuçlanma mücadelesi öyle söyleyeyim ya da ikinci bir şekilde de vurgulamak gerekirse bu bütün bir insanlığın sorunu. Yani çünkü sadece orada yaşamını yitiren insanlar insanlığa karşı işlenmedi bu. Herkesin muhatap olduğu bir suçtan bahsediyoruz.